Fudayl bin İyad Allahu Teala şöyle niyazda bulunmuşlar. Allah'ım, sen her ne kadar benim günahlarımı affetsen de ben senden çok utanıyorum. Sana karşı mahcubum ya Rabbi diyormuş. Kul bu halde ancak Allahu Teala'nın yaptıklarını bildiğini ve kendisini gördüğünü tam olarak idrak ettiği zaman bu makama ulaşır demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Orta yolu tutun ve dost doğru olun. Bilin ki hiç kimse diyor kendi ameliyle kurtulamaz. Kendi yapmış olduğu amelle ne yapamaz? Kurtulamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Ya Resulullah, sen de mi kurtulamazsın? Evet diyor, ben de kurtulamam. Ancak Allah'ın beni rahmetine daldırması ve keremi sayesinde ne yaparım? Kurtulabilirim. Yani amellerine neye güveniyorsun? Hani meşhur bir kıssa var ya, 500 sene veyahut da 1000 sene, 2000 sene ibadet eden bir abid var. İbadet eden ne var? Ya abid yani. Allah-u Teala huzuruna aldığı zaman ne diyor? Ey kulum, amellerinle mi girmek istersin cennete, yoksa benim rahmetimle mi girmek istersin? Amellerinle mi girmek istersin, yoksa benim rahmetimle? Tabi 500 sene, 1000 sene, 2000 sene ibadet edince insan ne yapıyor? Ya kendisine güvenir biraz. Ya Rabbi, ben amelimle cennete gireyim demiş. Allah-u Teala sadece bir göz nimetini koyunca arkadaşlar, bütün yapmış olduğu ibadetlere denk gelmiş. Sadece bir göz. Daha bunun eli var, ayağı var, midesi var, neler yok ki. O zaman demiş ki ya Rabbi, sen beni rahmetinle ya. Allah-u Teala da inşallah bize ahirette mahşer meydanında rahmetiyle muamele eyliyor arkadaşlar. Adaletiyle muamele eylerse işimiz çok zor ya. İnşallah kurban olduğum hepimize rahmetiyle muamele eder de fadlıyla, keremiyle, rahmetiyle hep beraber udhuluha biselamin aminin. Selametle kullarım, girin cennete dediği kullarından oluruk inşallah.